Merhaba efendim, merhaba. Şu anda şampiyonun setindeyiz. Kendimden bahsedeyim. Şöyle anlatayım ben size kısaca. 67-68 yıllarında ilk filmimi çektim. Ölüm Tarlası. Ondan sonra bu arada tiyatroda da oynuyorum biliyorsunuz. Konservatuvardan mezunum. İşte sinema, dizi, film buraya kadar geldik. Hala çalışıyoruz. Allah kuvvet verdiği sürece çalışacağız. Bizi izleyenlere, seyircilerimize güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Hem dizi olarak, hem film olarak, hem tiyatro oyunları olarak. İşte bu şekilde işimizi yapıyoruz. Şampiyon geldiği zaman heyecanlandım çünkü çok değişik bir konusu vardı. Bir dram vardı orada. Boksör de olsa bir babanın dramı vardı. Evladıyla olan durumu vardı. Kaderin onlara getirdiği bir takım durumlar vardı. Karısını kaybediyordu ve orada da böyle bir boksörün bir hocası rolü vardı. Yaman Hoca. Rolü de sevdim. Değişik geldi benim için. Bir de tabii kadro çok güzeldi. Ben Keçi'yi çok iyi severim. Tolga benim kardeşim sayılır. Hep abi kardeş ilişkisini devam ettirmişizdir. Ta Elveda Rumeli'den bu yana. Senaryo da güzel olunca bunlar hepsi birleşti. Şimdi buradayım. Ben çok memnunum bu dizide olmamdan dolayı. Güzel sahnelerim oldu. Geçenlerde benim Zafer'le bir sahnem oldu. Bir baba oğul sahnesi oldu. Geçen gene bu bölümde var sanıyorum. Güneş gidiyor evden. Ondan çok güzel sahneler çektik. Böyle duygulu sahneler hoşuma gidiyor. Gerçi dramatik sahneleri de çekerken hoşuma gidiyor ama ben biraz daha komedi sahneleri çekerken herhalde daha çok keyif veriyorum. Ama dramatik sahnelerde oynamaya çalışıyorum. O da güzel oluyor. Bunun dışında bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Valla dürüstlük konusunda var. O da çok dürüst bir adam. Ben de yani bu meslekte, bu insan ilişkilerinde öyle geçerim. Yani delidir, doldur ama çok dürüsttür. Çok da sözüne güvenilir falan diye laf ederler. Yani Yaman'la öyle bir birleşmemiz var. Bir yerde birleşiyoruz. O da ailesine çok düşkün. Ben de öyle paralellikler var. Tabii Instagram'ım var. Tabii 222 bin daha da artsın inşallah. Instagram'ım var. Instagram'ı Oz Yagciler. Bak Oz Yagciler girin. Okuyorum. Var ama şimdi söylemeyeyim ya. Çok beni methediyor çünkü. Fazla methediyor da onu söylemeyeyim. Fazla methiyelerde yüzlerim yüzüm falan kızarıyor benim. Valla sette tabii Tolga'yla çok bir bağımız olduğu için 3 sene beraber olduk. O da bana sevgisini, saygısını hiçbir zaman bozmadı. Ben de aynı şekilde. Ondan daha çok samimi konuşabiliyorum. Ama ondan sonra mesela İlayda olsun, Erkan olsun. Bunlarla çok iyi anlaştım. Çocuklarımı oynuyorlar. Ondan sonra Burak var. Burak çok şeker bir oyuncu. Halit var. O çok şeker bir çocuk. O da yani çok saygılı, çok efendi bir çocuk. Bir de mesela Yaman Hoca'nın salonundaki çocuklar çok şekerler onlar. Şahin var, o da çok şeker. O da çok yetenekli bir oyuncu. Çocuk çok önemli bir defa. Yani toplumun temel direği. Yani bu çocuk dediği zaman ailelerin de çocukları. Yani bir çocuğu büyütmek, bir Türkiye'yi inşa etmek gibi oluyor. Yani o çocuğu ne kadar doğru ve ne kadar iyi ahlaklı yetiştirirseniz o Türkiye'nin temel taşı oluyor. Çocuklar çok önemli. Tabii çocukların bu şekilde aileden kopuk veya aile yüzü görmemiş çocukların da bu şekilde topluma kazandırılması için işte böyle spor salonları olsun, daha başka etkinlikler olsun. Çok yapıyorlar onu. Çok da kutsal bir şey. Çok doğru bir şey. Çünkü bir çocuk yetiştirmek çok büyük bir şey. Bir fidan dikmek gibi. Yani çok önemli bir şey. Çünkü onlar yarınlarımız bizim. Biz onlara ne kadar sahip çıkarsak o kadar mutlu oluruz. Ben teşekkür ederim efendim. Ne demek? Ne demek? Her zaman bekleriz.